Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizde göller konusunu size anlatmaya çalışacağız. Tabi göller de yine dünyamızın arkadaşlar yüzey şekillerinde önemli bir paya sahip. Dünyanın arkadaşlar belli bir kısmı göllerden meydana geliyor. Yani dünyadaki su varlığının en önemli unsurlarından bir tanesi de göller diyebiliriz arkadaşlar. Pekala göl nedir? Göl arkadaşlar kıtaların iç kesimlerinde bulunan su birikintileri demektir. Yani etrafı tamamen kara parçaları kaplı kıtaların iç kesimlerinde bulunan su birikintilerine biz göl diyoruz. Tabi göllerin büyüklüğü küçüklüğü değişkendir arkadaşlar. Mesela dünyada çok büyük alan bakımından gerçekten geniş olan göller var. Ama bunun yanında bir oda büyüklüğünde böyle 10 metrekare 20 metrekare büyüklüğünde gölleri de görmek mümkün arkadaşlar. Pekala göl oluşumu daha çok nerede bizim karşımıza çıkıyor? Öncelikle göl oluşumu nemli bölgelerde daha çok meydana geliyor. Çünkü sonuçta gölün birikmesi için ortamda su olması lazım, yağmur yağması lazım ya da kar yağması gerekiyor ya da yer altından yeraltı sularının çıkması lazım. Sonuçta göl suyla alakalı bir kavramdır. Dolayısıyla kurak bölgelerde özellikle çöllerde göl görme ihtimalimiz oldukça zayıftır. Mesela Libya, Mısır, Fas, Tunus, gibi ülkelerde Suudi Arabistan gibi ülkelerde arkadaşlar göl oluşumu ya çok ender görülür ya da hiç yoktur. Mesela Suudi Arabistan dediğimiz ülke dünyada gölü olmayan ülkelerden biri diye karşımıza çıkıyor. Pekala göl sularının özellikleri her yerde aynı mıdır? Kesinlikle değildir arkadaşlar. Göl sularının bazılarının suyu tatlıdır, bazıları da acıdır. Burada acı derken arkadaşlar ya tuzludur, ya sodalıdır ya da içinde değişik kimyasal maddeler vardır diye anlatmaya çalışıyoruz. Pekala göl suyunun acı ya da tatlı olması öncelikle neye bağlı? Gidegeninin olup olmamasına bağlı. Pekala ne demek gidegen? Gidegen demek bazı kitaplarda göl ayağı diye anlatılıyor arkadaşlar. Göl suyunun dışarı dışarıya gidip gitmemesi demektir. Bakın burada size iki tane göl şekli verdik. Burada A gölümüz dışarıdan üç tane ırmak tarafından besleniyor. Ama A gölünden doğarak dışarıya giden herhangi bir ırmağımız gözükmüyor. O yüzden biz A gölünün bulunduğu yere kapalı havza diyoruz. Çünkü A gölünün gidegeni yok arkadaşlar. Ama bu yanı başındaki B gölü iki tane ırmak tarafından besleniyor ama aynı zamanda üçüncü bir ırmak B gölünün fazla suyunu dışarıya taşıyor. İşte böyle gidegene olan göllere biz açık havza diyoruz ve bu açık havza olan göllerin suyu Tatlı oluyor ama kapalı havza olan gidegeni olmayan göllerin suyu arkadaşlar ya tuzlu oluyor ya da sodal oluyor. Pekala Türkiye'de bilmemiz gereken 4 tane kapalı havzamız var ve kapalı havza olduğu için suları tatlı olmayan göllerimiz var. Bunların en büyüğü Van Gölü, sonra Tuz Gölü, ee, Akdeniz bölgesinde bulunan Acı Göl ve Burdur Gölü. Bu göller arkadaşlar kapalı havza olduklarından, bu göllerin gidegeni olmadığı için bu göllerin suyu kesinlikle tatlı değildir. Biz bu göllerin suyuna acı ya da tuzlu diyoruz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum, acı demekle arkadaşlar sodalı olduğunu kastetmeye çalışıyoruz. Pekala göllerden faydalanma yolları. Yani biz gölleri daha çok hangi faaliyetlerde kullanmaya çalışıyoruz ya da gölün etrafına ne gibi faydaları vardır? Öncelikle tatlı olan göllerin suyunu sulamada kullanabiliyoruz. Mesela Akdeniz bölgesinde bulunan Isparta ilinin il sınırında yer alan Eğirdir Gölü. Hatta hemen yanı başında Isparta'nın Eğirdir diye bir ilçesi vardır arkadaşlar. Mesela bu gölün suyu tatlı olduğu için işte bahçelerde, tarım alanlarında sulama niyetiyle çok rahat kullanılabiliyor. Ama tabi Tuz Gölü'nün suyunu, Van Gölü'nün suyunu kesinlikle tarımda sulama amaçlı kullanamazsınız. İçme suyu sağlıyoruz. Mesela suyu tatlı olan göller yani gidegene olan göllerin suyunu biz şehir şebekelerin içme niyetiyle verebiliyoruz. Göllerden elektrik üretiyoruz. Mesela insanların yaptığı baraj gölleri artı Tortum Gölü gibi doğal göllerden de arkadaşlar yine biz elektrik üretimi yapabiliyoruz. Göller sel ve taşkınlara karşı bir önlemdir arkadaşlar. Çünkü göl işte bir bölgenin suyunu belli bir çanakta topladığı için bu bölgelerde sel ve taşkın olma riski düşüktür. Ya da insanoğlu ırmakların önüne barajlar yaparak baraj gölleri oluşturarak o bölgedeki sel ve taşkın riskini belli oranda ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. Göllerden tuz ve soda üretebiliyoruz. Mesela Türkiye'nin kullandığı tuzun büyük kısmı arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde bulunan tuz gölünden üretiliyor. Artı yine soda üretimi, kimya sanayinde kullanılan soda üretimi de ülkemizde Van gölünden bol miktarda yapılıyor. Bir de sodyum sülfat. Bu da arkadaşlar öne e, özellikle deterjan maddeleri üretiminde sabun gibi işte çamaşır deterjanı gibi böyle kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan sodyum sülfat da yine göllerden üretiliyor. Bu e, sodyum sülfatın üretildiği göl de arkadaşlar Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarındaki Acı Göldür. Biz gölleri ulaşımda kullanabiliyoruz. Mesela ülkemizdeki Van Gölü'nde arkadaşlar düzenli feribot seferleri vardır. İşte Van Gölü'nün iki tarafında bulunan şehir Tatvan'la Van'ın arasında arkadaşlar düzenli olarak feribot seferleri yapılabilmektedir. Gölleri turizmde değerlendiriyoruz. Mesela Trabzon Çaykara'daki Uzun Göl veya Bolu yakınlarındaki Abant Gölü bunlar arkadaşlar gerçekten yerli yabancı turistlerin gittiği etrafında belli bir doğal güzelliğin olduğu arkadaşlar arazilerdir. Göllerin suyu eğer tatlıysa burada balıkçılık yapabiliyoruz. Mesela Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'dür. Büyük bir balıkçılık potansiyeli vardır. Aynı şekilde Eğirdir Gölü burada arkadaşlara hem normal balıkçılık hem de kültür balıkçılığı yani dalyan balıkçılığı bu, e, göllerde yapılabiliyor arkadaşlar. Göllerden bu şekilde değişik yollarla faydalanmış oluyoruz. Pekala Türkiye'de en fazla göl nerede bulunuyor? Türkiye'de en fazla gölün bulunduğu yer isminden de belli olduğu gibi göller yöresi. Neresi bu göller yöresi? Akdeniz bölgesinin belli bir kısmı arkadaşlar. Burada Isparta ve Burdur diye iki tane il merkezimiz var. Ve burada çok sayıda arkadaşlar göl oluşmuştur. Sonra Van Gölü çevresinde çok sayıda gölümüz var özellikle Van Gölü, Erçek Gölü, Haçlı Gölü, Nazik Gölü, Balık Gölü diye o bölgede arkadaşlar çok sayıda göl karşımıza çıkar. Güney Marmara özellikle Bursa, Balıkesir civarında biraz sonra size söyleyeceğiz. Manyaz, Ulubat, İznik, Sapanca gibi göllerimiz bulunuyor. Sonra Batı Karadeniz bölümü. Burada da özellikle Bolu çevresinde işte Abant Gölü, Yedi Göller diye adlandırdığımız arkadaşlar göller karşımıza Çıkıyor. Bu bahsettiğimiz 4 alanda göl sayısı oldukça fazla. Pekala dünyada en fazla göllerde dünyada en fazla göl arkadaşlar bir İskandinav ülkesi olan Finlandiya'da. Burada çok sayıda göl vardır. Hatta Finlandiya'nın toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde yirmisi göllerden meydana gelmektedir. Pekala burada bir notumuz var. Bu not bizim için önemli. Güneydoğu Anadolu bölgemizde kesinlikle doğal göl oluşumu yoktur arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece insanların kendi yaptığı baraj gölleri yani yapay göllerimiz bulunmaktadır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü. Ülkemizdeki en derin göl Kars ile Ardahan'ın arasındaki Çıldır Gölü'dür. Türkiye'nin en sığ gölü, sığ derken derin olmayan, yani derinliği az olan anlamında gölü de arkadaşlar Tuz Gölü'dür. Tuz Gölü'nün derinliği çoğu yerde arkadaşlar 10, 20, 30 santimetreyi geçmiyor. Bu yüzden Tuz Gölü ilkbahar yağmurlarıyla birdenbire genişler. Ama yaz kuraklığı ile beraber tuz gölünün yüz ölçümünde büyük oranda küçülme meydana gelebilir. Bu da daha önce sınavlarda çıkan bir konu arkadaşlar. Tuz gölünün seviye değişimi yaz ve kış, işte ilkbahar ve yaz mevsimleri arasında çok belirgin bir şekilde meydana geliyor. Dünyanın en büyük gölü biliyorsunuz Hazar Gölü. Hatta büyük olduğu için bazıları deniz demeyi tercih ediyor. İşte bazı haritalarda deniz diye adlandırılıyor. Ama Hazar bir göldür arkadaşlar. Hazar'a biz kesinlikle deniz demememiz lazım. Çünkü Hazar gölünün gidegeni yoktur. Çünkü Hazar Gölü arkadaşlar kapalı bir havzadır. Çünkü Hazar Gölü dünya denizlerinden yaklaşık 24 metre civarı aşağıda bulunuyor. O yüzden Hazar Gölü'ne dökülen Aras ve Kura ırmaklarına hatırlayın biz kapalı havza diye konuşmuştuk. Dünyanın en derin gölü Rusya'da bulunan, Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'ya yakın bir yerde bulunan Baykal Gölü'dür arkadaşlar. Baykal Gölü de yaklaşık 1200 metre derinliğiyle dünyanın en derin gölü diye karşımıza çıkıyor. Pekala sıra geldi göl çeşitlerine. Biz arkadaşlar gölleri oluşumuna göre kendi arasında 5 ana gruba ayırıyoruz. Bunlardan birincisi tektonik göller. Ne demek tektonik göller? İç kuvvetlerin sonucunda oluşan çukurlara suların birikmesiyle bu yağmur suyu olabilir, eriyen kar suları olabilir, eriyen buz suları olabilir ya da yer altından çıkan kaynak suları da olabilir arkadaşlar. İşte bu suların birikmesi sonucu meydana gelen göllere biz tektonik göller diyoruz ve dünyada artı ülkemizde göllerin arkadaşlar büyük bir kısmı tektonik göldür. Dünya ve ülkemizde bulunan en büyük göller en derin göller genelde tektonik hareketler sonucu meydana gelmiştir. Mesela dünyanın en büyük gölü Hazar Gölü. Dünyanın yine en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü. Dünyanın en derin gölü diye az önce söylediğimiz Baykal Gölü. Afrika'daki en büyük göl olan Victoria Gölü. Yine Afrika'nın en önemli göllerinden biri olan Tanganyika Gölü ve Lut Gölü. Yani İsrail ile Ürdün'ün arasında bulunan denizden yaklaşık 400 metre civarında daha aşağıda olduğu söylenen Lut Gölü bunlar dünyanın en önemli tektonik gölleridir arkadaşlar. Gelelim ülkemize. Ankara'nın güneyinde, Konya'nın kuzeyinde bulunan Tuz Gölü. Tektonik bir göldür. O Nasrettin Hoca'nın yoğurt çaldığı ya tutarsa dediği Akşehir Gölü tektoniktir. Kırşehir yakınlarında bulunan Seyfe Gölü. Burdur'da bulunan Burdur Gölü. Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü. Konya'da bulunan Beyşehir Gölü. Denizli'nin Çardak ilçesinde görülen Acı Göl. Balıkesir Bursa yakınlarındaki Ulubat Gölü, Balıkesir yakınlarındaki Manyas Gölü. Bu arada Manyas Gölü'ne kuş cenneti diyor bazı kitaplarda arkadaşlar. İznik Gölü Bursa'da, Sapanca Gölü, Ada Pazarında Aramızda böyle işte Ankara'dan İstanbul'a gidenler varsa bu günün kıyısından geçiyorsunuz arkadaşlar. Elazığ yakınlarında küçük Hazar gölü. Burada isim benzerliği var sadece arkadaşlar. Normalde ülkemizin o büyük Hazar gölüne kıyısı yok. Ama Elazığ yakınlarında küçük bir gölümüz var Hazar gölü diye diğer adıyla Sivrice gölü. Yine Doğu Anadolu bölgesindeki Hozapin gölü. Bunlar ülkemizdeki önemli tektonik göllerdir arkadaşlar. İkinci göl grubumuz volkanik göller yani volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkan krater adını verdiğimiz kaldera adını verdiğimiz mağar adını verdiğimiz çukurlara suların dolması sonucu meydana gelen göllerdir arkadaşlar. Dünyanın en büyük en önemli volkanik gölü günümüzde Kırgızistan sınırları içinde bulunan ıssık gölüdür arkadaşlar. Ve Türkiye'de bilmemiz gereken 3 tane volkanik gölümüz var. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Gölü. Yani Nemrut Dağı'nın tepesindeki Nemrut kalderası Nemrut Gölü arkadaşlar. Isparta yakınlarında bulunan Gölcük Gölü. Bir de arkadaşlar Konya'nın Karapınar ilçesi civarında bulunan Acıgöl. Yani bu Acı Göl az önce anlattığımız Denizli Çardak'taki Acı Göl değildir arkadaşlar. Burada sadece isim benzerliği var. Bu volkanik Acı Gölümüz Konya'nın Karapınar ilçesinin yakınlarında. Bunlar da ülkemizdeki en önemli volkanik göllerdir. Gelelim buzul göllerine. Yani diğer bir ifadeyle sirk gölleri, hani buzulların aşındırması sonucu oluşan sirk çukurları diye konuşmuştuk buzulları anlatırken bu sirk çukurlarına zamanla suların dolması sonucu oluşan küçük göllere biz buzul gölleri diyoruz. Nerede görülür? Buzulların etkili olduğu bölgelerde. E, dünya'da buzullar en etkili neredeydi? Kutuplara yakın ülkelerde. Mesela Finlandiya, Kanada, İsveç, Norveç, Rusya gibi ülkelerde buzul göl daha yaygın olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Pekala ülkemizde buzul gölü var mı? Var. Ama Türkiye bir orta kuşak ülkesi olduğu için Türkiye'de buzullar ancak yükseklerde görülebildiği için Türkiye'de buzul gölleri bazı yüksek dağların yüksek noktalarında karşımıza çıkar. Mesela Hakkari civarında bulunan Buzul Dağı ya da diğer adıyla Ciro Dağları Yine Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Tendürek Dağı, Süphan Dağı bunlar arkadaşlar Türkiye'de buzul göllerin bulunduğu dağlardır. Sonra Doğu Karadeniz'de bulunan Kaçkar Dağları, işte Rize'nin güneyinde, Artvin'in işte kuzeyinde bulunan Kaçkar Dağları, Bursa'da bulunan Uludağ, Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı, Adana'nın kuzeyinde, Niğde'nin güneyinde bulunan Bol Kar Dağları ve yine Akdeniz bölgesinde bulunan Göller yöresinde bulunan Sultan Dağları. İşte böyle yüksek dağlarda Türkiye'de buzul gölleri görebiliyorsunuz. Ama Muğla'daki Menteşe Dağları'nda, Trakya'daki Yıldız Dağları'nda, Böyle işte Erzurum'daki Palandöken dağlarında buzul gölü göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü bu dağlar fazla yüksek dağlar değildir. Türkiye'de genelde buzul gölleri 3000 metreyi geçen yüksek dağlarda bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sıra geldi dördüncü göl grubuna. Bunlar da karstik göller. İsminden de anlaşıldığı gibi karstik arazilerde yani kimyasal tortulların bulunduğu arazilerde oluşan çukurlara suların dolması sonucu meydana geliyor. Kimdir bu kimyasal tortullar? En önemlisi kalker. Türkçe adıyla hatırlayın kireç demiştik. Sonra jips. Bunun Türkçesi neydi? Alçı taşı. İşte bu kalker ve jipsin bulunduğu bölgelerde zamanla bunlar sular tarafından eritiliyor. Bu kayaların sular tarafından eritilmesi sonucunda çukurlar meydana geliyor. Bu çukurlara da zamanla yağmur suları, kar suları birikerek göl oluşturabiliyor. Ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde karşımıza çıkar. Neden? Çünkü Akdeniz bölgesi Türkiye'de kalkerin yani kireç taşının en çok bulunduğu yerdir arkadaşlar. Pekala sıra geldi Türkiye'de en önemli karstik gölleri Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü ve Acı Göl. Ya hocam az önce bunları bize tektonik göllerde anlatmadınız mı? Evet haklısınız az önce bu dört gölümüzü tektonik göllerde de anlatmıştık. Yani o zaman ne sonuç ortaya çıkıyor? Bu göllerin oluşmasında hem tektonik hareketler etkili hem de karstik arazi etkili. O yüzden biz bu göllere coğrafyada ne diyoruz arkadaşlar? Karma yapılı göller. Yani oluşmasında hem tektonizmanın etkisi var hem de karstik arazi, karstik oluşumların etkisinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve artı Salda Gölü, Burdur yakınlarında bulunur. Sula Gölü, Kestel Gölü, Avlan Gölü, Kovada Gölü, Yarışlı Gölü. Bunlar da Türkiye'deki diğer karstik göllere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Dünyada en fazla karstik gölün bulunduğu yer Hırvatistan'dır. Zaten karstik şekiller dediğimizde, kimyasal tortullar dediğimizde aklımıza gelmesi gereken ilk ülkede bir Balkan ülkesi olan Hırvatistan'dır. Burada karstik göller daha yaygın arkadaşlar. Sıra geldi son göl grubuna. Yani set gölleri. Bunlar nasıl meydana geliyor? Irmakların ya da körfezlerin önünün değişik nedenlerle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Yani bu göllerin oluşmasında setler etkili. Irmağın önü değişik sebeplerle kapanıyor ya da işte kıyılarda bulunan koy ve körfezlerin önü değişik sebeplerden dolayı kapanabiliyor. Ve biz set göllerini kendi arasında arkadaşlar 5 gruba ayırıyoruz. Bunlardan birincisi kıyı set gölleri ya da diğer adıyla lagün gölleri. Hatta bazı kitaplarda buna üçüncü bir isim de vermiş arkadaşlar. Deniz kulağı gölleri diyor. Hepsi oluşum olarak aynı şey. Nasıl meydana geliyor? koy ve körfezlerin önünün dalgaların getirdiği malzemeler tarafından kapatılması sonucu meydana geliyor. Yani kıyı set göllerinin oluşmasında dalgalar etkili. Dalgaların o taşıdığı ince kumlar zamanla bir 2 bir iki körfezlerin ödünü kapatıyor ve zamanla arkadaşlar burada göl oluşturabiliyor. Şekli de bakın burada. Burası körfez şurası bir kara parçası şunlar da su kütlesi yani deniz. Dalgaların getirdiği ...getirdiği malzemeler zamanla burada araziyi dolduruyor. Önce böyle yarım adaya benzeyen çıkıntılar meydana getiriyor. Mesela Fethiye Ölüdeniz'de böyle büyük bir yarım ada var. Yani çok az kalmış kapanmasına. Hatta oradaki yetkililer ne yapıyor arkadaşlar? Şu ara bölge kapanmasın diye burada belli zamanlarda temizleme çalışmaları yapılıyor. Eğer burada temizleme çalışması yapılmazsa o zaman dalgalar zamanla burayı da kapatıyor. Artık dalgalar burayı kapattıktan sonra bu körfezin denizle bir alakası kalmadığı için artık biz buraya körfez demiyoruz. Artık biz buraya koy demiyoruz. Buraya bir göl diyoruz. Ne gölü? kıyı set gölü. Oluşumunda dediğimiz gibi dalgalar etkilidir arkadaşlar. Pekala kıyı set gölünün oluşmasında rüzgarların bir etkisi var mıdır? Evet rüzgarların dolaylı yönden etkisi vardır. Şöyle oluyor rüzgarlar dalgaları dalgalarda kıyı set göllerini meydana getirmiş oluyor. Bunun ülkemizde arkadaşlar 3 tane önemli örneği var. çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü ve Terkos Gölü. Diğer adıyla Durusu Gölü. Nerede bu göller? Bu göller arkadaşlar İstanbul ilimizin sınırlarında. Hatta hatta İstanbul'da Büyük Çekmece ilçesi, Küçük Çekmece ilçesi diye ilçe merkezleri vardır. Terkos Gölü de İstanbul için gerçekten önemli bir göldür. Uzun yıllar İstanbul'un su ihtiyacını, içme suyu ihtiyacını karşılayan göllerden biridir arkadaşlar. Terkos Gölü. Gelelim Set Göllerinin üçüncü ikincisine. Yani alivyon set gölleri. E alivyonları kim taşıyordu? Akarsular. Akarsuların taşıdığı alivyonlar eğer zamanla akarsuyun önünü kapatır, eğer onun yatağında bir engel oluşturur da suları biriktirirse arkadaşlar, bu oluşan göllere biz alivyon set gölleri diyoruz. Ve alivyon set gölleri genelde akarsulara çok yakın bölgelerde oluşuyor. Burada bilmemiz gereken bir 5-6 tane örneğimiz var. Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan, bulunan Bafa Gölü ya da diğer adıyla Çam İçi Gölü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü. E Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü. Buna dikkat arkadaşlar. Ankara Gölbaşı ilçesinde bulunan merkeze çok yakındır arkadaşlar. Eymir ve Mogan gölleri ve Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzun Göl. Bunlar Türkiye'deki en önemli alivyon set gölleri. Pekala set göllerinin üçüncüsü. Buna da 5C diyoruz arkadaşlar. Love set gölleri yani volkanlardan çıkan o kızgın lavların, kızgın mamanın zamanla böyle yamaçtan aşağıya inip oradan geçen bir akarsuyun önünü tıkaması sonucu meydana gelen göllerdir arkadaşlar. Yani bu göller volkanik sahalarda, volkanik arazilerde bizim karşımıza çıkıyor ve Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu bölgesinde çok sayıda arkadaşlar volkanik gölümüz var. Volkanik set gölümüz var. Yani bu gölleri volkanik göllerle karıştırmamak lazım kesinlikle. Bunlar volkanik set gölü. Mesela Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü. Bu şekilde meydana gelmiştir. Pekala Van Gölü hangi dağdan çıkan lavların sayesinde oluşmuştur? Bu belki bizim karşımıza gelebilecek bir sorudur arkadaşlar. Cevap Nemrut Dağı. Yani Tatvan'da bulunan Nemrut Dağı işte tarihin bir döneminde aktif hale geçmiş, kızgın lavlar çıkarmış. O kızgın lavlar zamanla Nemrut Dağı'nın eteklerinden aşağı doğru iniyor ve oradan geçen bir ırmağın önünü tıkaması sonucunda şu anki Türkiye'nin en büyük gölü kabul ettiğimiz Van Gölü oluşmuş oluyor. Yine Kars ile Ardahan'ın arasındaki Çıldır Gölü, Van Gölü'nün hemen yanı başındaki Erçek Gölü, Haçlı Gölü, Nazik Gölü Aygır Gölü bunlar arkadaşlar Türkiye'deki en önemli volkanik set gölleri. Yani Love Set Gölleri diye bilmemiz gereken göllerdir arkadaşlar. Sıra geldi set göllerinin dördüncüsüne. Yani heyelan set gölleri. Heyelanın biliyorsunuz Türkçesi toprak kayması demektir. Toprak kayması sonucunda Akarsu vadilerinin tıkanması yani Akarsu Vadisi'nin o kayan malzeme tarafından kapanması sonucu meydana geliyor. E tabi Türkiye'de en fazla heyelan olayı nerede meydana geliyor? Karadeniz bölgesinde. Neden? Çünkü Karadeniz bölgesinde hem eğim var hem de aşırı e e yağış var. Tabi eğim ve aşırı yağış birleştiğinde artık toprak kayması da kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Şu an konumuz değil ama yeri geldiği için söyleyelim. Ormanlar kesinlikle heyelanı durduramaz. Ormanlar neyi durdurur arkadaşlar? Erezyonu. Pekala o zaman Türkiye'deki önemli heyelan set gölleri hangisi? Erzurum'da bulunan Tortum Gölü. Sera Gölü Trabzon yakınlarında, Zinav Gölü Tokat yakınlarında, Abant Gölü Boru'da biliyorsunuz arkadaşlar ve Yedi Göllerde yine Bolu yakınlarında bunlar Türkiye'deki en önemli arkadaşlar Heyelan Set gölleridir. Sıra geldi göl grubunun sonuncusuna. Daha doğrusu set göllerinin sonuncusuna arkadaşlar. O da yapay göller yani baraj gölleri. Daha çok elektrik üretmek, sulama suyu sağlamak amacıyla yapılan yapay göllerdir. Tabi barajlar aynı zamanda Balıkçılık amacıyla kullanılabilir. Barajlar aynı zamanda bulunduğu bölgelerde iklimin üzerinde ılımanlaştırıcı etkiye de sahiptir. Barajların bulunduğu yerlerde su sporları yapılabilir. Barajların bulunduğu yerler zamanla doğal güzellik haline geldiği için arkadaşlar turizm faaliyetlerinde yoğunlaştığı yerler olabilir. Ama Türkiye'de barajların yapılışının en büyük iki amacı elektrik üretmek ve sulama suyu sağlamaktır. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin etrafında böyle küçük küçük barajlar inşa ediliyor. Bu barajların yapılmasının asıl amacı arkadaşlar o şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılamaktır. Pekala Türkiye'de en çok baraj nerede bulunuyor? Doğu Anadolu bölgesinde. Neden? E çünkü Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en engebeli bölgesi. Türkiye'de akarsuların akış hızı en fazla Doğu Anadolu bölgesinde. Yani Türkiye'de akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli en fazla Doğu Anadolu bölgesinde olduğu için Türkiye'de en çok baraj doğuda. Özellikle Fırat ve Dicle ırmakları Türkiye'de üzerinde en çok baraj bulunan ırmaklardır. Burada arkadaşlar Fırat'ın üzerinde 3 tane büyük barajımız var. Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı. Yine Dicle Irmağı'nın üzerinde Batman, Kral Kızı, Dicle ve Deve Geçidi Barajları ve Doğu Karadeniz'de bulunan Çoruh Irmağı. Hatta bu ırmağı Türkiye'nin en çılgın, en hızlı akarsuyu diyebiliriz arkadaşlar. Bu ırmağın üzerinde Muratlı, Borçka, Yusufeli, Deriner diye arkadaşlar şu an büyük barajlar inşa edildi. Yani anlayacağınız Türkiye'de çok sayıda baraj vardır. Kızılırmağın üzerinde, Sakarya'nın üzerinde, işte Aksu Irmağı'nın üzerinde, Seyhan'ın üzerinde, Ceyhan'ın üzerinde ve şu an Türkiye kullandığı elektriğin yaklaşık dörtte birini zaten barajlardan sağlıyor. Türkiye böyle dağlık ve engebeli ülke olduğu için, ırmakların enerji potansiyeli fazla olduğu için Türkiye'de çok sayıda baraj karşımıza arkadaşlar çıkabiliyor. Bu şekilde göller konusunu bitirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.